Evet arkadaşlar merhaba. 10 Aralık 2022 Cumartesi günü yine son dakika premium şablonlarla beraberiz. Bugün tam 3 adet koşu var. Burada yenileyebileceğimiz, update edeceğimiz. Bunlardan bir tanesi Adana'da 2 tane altılı ganyan var. Pau var Fransa ve Newcastle var İngiltere. Evet, hemen Adana ile başlayalım arkadaşlar. Bugün Adana önemli bir gün. 9 koşu var, 2 tane altılı var. Burada birinci şablonumuzu hemen verelim Adana ile ilgili. Evet, burada de çok fazla bir değişiklik yok ilk ayakta. 1, 3, 5, 6. 3 çok ön plana çıkmış. Mahreşal. %30 olmuş ama arkadaşlar bugün eksik koşabilir bu safkan. Hani eksik koşmazsa kazanacak bu net yani istiyorsanız tabi tek atın ama biz tavsiye etmiyoruz kesinlikle. Burada bizim atımız bu boğacak. Hatta 1 ve 3 demiştik. Ön planda 5 ve 6 arka planda demiştik. İkinci koşuya geçiyoruz. Orada da en yüksek AGF 10'da çıktı. 10 numarada çıktı hemen. İkinci koşuya bakalım. 2, 6, 8, 9, 10. Aynen hiç değiştirmedik burayı da arkadaşlar. Kop kaptar burada. Ön planda zaten. Pek ben hani şahsen çok fazla inanıyor diyemem ama mecburen yazdık tabi. Burada düello çok net bir banko. Zaten bu grubun üstünde bir safkan. Üçüncü koşuda. Burada evet. 63 çıkmış saate. Yani o bir aksilik olmazsa Müslüm Çelik alacaktır onu. Yani o dolap çevirecek bir durum yok onda. Burada 1, 2, 3, 4. Bu arada 4. koşuya geçtik arkadaşlar. 4. koşu. Bu ikinci altının da başlangıcı. Artık buradan devam edelim. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Evet. Burası hiç değiştirmedik burayı da. Buradaki bomba atımız 4 numaraydı biliyorsunuz. %6 çıktı. Burada Müzeyyen Karabulut'un attı. Hadi bakalım. Bugün Şivili. Yok. Svihili. 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 Evet. Doğru okuyalım da attı. Lazım olur belki. Beşinci koşuya geçtik şimdi. Beşinci koşuda 7, 8 ve 9. Bunu değiştirmeyeceğiz. Biz kalender çok ön planda çıkmış. Biz açıkçası söylemek gerekirse bu kalendere yani bir yere kadar güvenebiliriz. Evet gelebilir mi? Gelebilir. De biz 7, 8, 9 olarak gördük burayı. Bu Çin performanslarını yansıttıkları, ya sonuçta kumla çalışıyor bu safkanlar. Çin performanslarını yansıttıkları anda 7 medi ortada kalmaz yani onu söyleyeyim size şu 8 ve 9. Evet, 6. koşuya geçelim şimdi. 6. koşuda 3, 6 ve 7. Şimdi burada millet 3'ü tek atıyor arkadaşlar. Yani bu iyi güzel hani olur yani toplamaya çalışacaklar ama burada 3, 6, 7 dedik biz. Hatta burada bakın burada bir sürpriz gelirse hiç şaşırmayın arkadaşlar. 4 ve 5'in de burada normalde devreye girmesi lazım. 4 ve 5. Bu ayak yani çok fazla rahat edilebilecek bir ayak değil. Onu yazabildiğiniz kadar buraya at yazın. Yani burası biz hatta 3 Golden 60 alternatif banko dedik ama 3, 7, 6 burada ve 4 ve 5 bakın arkasından 4 ve 5'i de bir bakın kendinize göre durumunuz nasılsa ona göre yazın. Şimdi ikinci altılıya geçelim. Evet ikinci altılı. Burada şuradan devam ediyoruz. 3, 6, 7 demiştik. 7. koşu 3, 5, 6, 7, 9, 10. Burada 3'ü ilave ettik. Erciş güzeli ilave ettik. Ayhan Kurşun'la. Çünkü sağlam AGF çıktı. Yani gözden kaçırmış mıyız bunu anlayamadım. Vallahi arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Açıkçası şurada ben şu Macaroviç'ten de biraz huylanıyorum. Bugün. Garip bir atraksiyon yaptılar bu ata. Bilemiyorum bu Macaroviç'i de yani gelip gözüm ona takılıyor. Bakın yani burada biz 3'ü ilave ettik ama 8'i ilave etmedik. İstiyorsanız siz de 8'i ilave edersiniz duruma göre. Yani yeri olanlardan için bahsediyorum tabii arkadaşlar burada. Evet. 8. koşuya geçelim şimdi Adana'da.
8. koşuda buraya bayağı bir indirgedik biz 2 ve 6'ya. Yani 8. koşu bu yeni koşan safkanlar yine şartlı bir. 2 numara Mr. Jingles Mehmet Sağ Çelik'le ve 6 numara Tekin Ağa Müslüm Çelik'le. Burada pardon yine aynı yere açıyorum. Birinci altılı, ikinci altılıyız burada. Evet, 2 ve 6 diyoruz buraya. Varsa atınız yazın tabii. Yani 90'lık bir şablon bu. Son ayakta da alternatif bankomuz vardı. Bu eküler. Arkadaşlar biz eküleri banko alacağız bugün burada. Özellikle Demir Adam ve Cana Bedel. İkisi de sevdiğimiz safkan zaten. Kazanacağını düşünüyoruz biz. Bu ikinci altılı. Böyle oluyor. Şimdi buna son olarak bir bakalım ve hemen Pau'ya geçelim. Pau'da bugün yabancı yarışlarda güzel bir gün olacağına inanıyoruz. Evet, hemen Pau'ya da geçiyoruz şu anda. Baktığımız zaman Pau'da karşımızda ne var? Şimdi burada Pau'da arkadaşlar 73 lira 50 kuruşluk bir kupon var. 1, 3, 6, 8 ve 10 olarak biz burayı 10'u ilave ettik. Pink Sopote. Artık nasıl okuyorsak bunu. Pink Sopote. Evet, burayı ilave ettik ki 7'li plaseyi de oynamak da lazım. Yani şimdi bunlar da şartlı bir koşu. Bu ilk kez koşacak olan safkanlar var burada. Açıkçası bu Gallum, Troy'le Paravox mudur nedir? %5 çıkmış bu safkan. Bunu da yazalım arkadaşlar. Buraya. Evet. İkinci ayakta da bir numarayı tek attık. O zaten değişmiyor. Alexander Gavilya'nın bindiği safkan. Yani bunu tabii düşürürseniz arkadaşlar Lord Court. Lord Record pardon. Evet. Burada şimdi bunu düşürürseniz hepsinin yazılması lazım buraya. Bu safkan bu grubun üstünde zaten 86 handikap puanı. Bu gözüküyor. Onu hiç kurcalamayacağız. Dördüncü koşuya geçiyoruz. Üçüncü ayak yani. 2, 5, 7, 9, 10, 13 ve 14 diyoruz buraya. Burada da 2'yi ilave ettik. 7'yi ilave ettik. Başka da bir şey. Bir de 14 yazmışız zaten. Evet, 7 ve 2'yi ilave ettik buraya. Dördüncü koşu arkadaşlar. 7 ve 2 kim? 2 Serap'ım. Zaten AGP 1 çıkmış. 7 Vine. Yortiz Mendiz'e bağlı. O da o 111 çıktı. Ya bakın ne olsa olsun ilave etmek lazım. Biz burada 11 pas geçmişiz yalnız. Royal Vati, Damian Morin'le. O da %10 çıkmış. Gerçi %10 artmış bu anladığım kadarıyla. Bu ilginç. Şu 11'in de noturunu hemen alalım. Arkadaşlar 11'de ilave etmek gerekiyor buraya. Evet. Royal Vati. Burayı da bu şekilde geçeriz herhalde diye düşünüyorum. Beşinci koşu. Pau'da 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11. Aynen kalıyor arkadaşlar bu. Beşinci koşu aynen kalıyor. Değişikliğimiz yok. 10 numara çok fazla değil ama 129 az da değil. Altıncı koşudayız şu anda. Handikap 4 kırmızılar 1600 metre. Evet, burada 1 numara alternatif bankoydu. Burada 1, 4 ve 8'e indirgedik burayı. 6, 9, 3 ve 5 vardı. Yani burada 3 ata indirgedik buraya arkadaşlar. 1, 4 ve 8 şeklinde. Son ayak. Bu da bankomuz var zaten. 2 numaralı Kalisco. Delfin Santiago ile. Burada banko dedik. Arkadaşlar hani çok verir mi bu bu altın ölüsü 3-5 bin lira verir de ama AGF oranlarında böyle benim diyen bir AGF hani ikinci ayak bir numara ve son ayak iki numara var yok değil ama birçok burada yarış sever çok fazla belini bağlamayacak yani yaslanmayacaklar bunlara. Yine de dediğim gibi ölüsü 3-5 bin lira bana göre bu altılı 20-30 bin arasında verir garanti yani onu söyleyeyim öyle. Kolay bir altılı değil bu. Bir de özellikle seçilmiş zaten burası. Ya şimdi burada ilk ayakta şartlı bir mesela 5 gelse 4 gelse bitti olay yani. Altılı bir anda 20-30 bin lira. Evet burayı da böyle geçiyor. Şimdi Newcastle'da gayet böyle basit bir altılımız var.
net bir alın. Dileyenler oynar arkadaşlar. Evet, burada ilk ayak 2 numara tekti. 7, 10, 6 ve 9 rakipleriydi. Evet, 2 tek. 7, 10, 6 ve 9 rakipleri. Yani eğer tabii ki 2 gelmezse hepsini burada bahsettiğimiz adın gelir. Hatta 4 numaranın burada Jack Mitchell'le geliri var. Arkadaşlar eğer burayı indirecekseniz. Banko. Burada 1 numara enemy banko. Bir aksilik olmazsa kazanır. 4. koşu. Arkadaşlar buraya hepsini çekiyoruz. Hepsi işaretini çekiyoruz. Dileyenler inceltebilirler burayı. Bu pocket to pocket arkadaşlar, bakın şöyle söyleyeyim size. Biz burayı tamamıyla size bırakıyoruz. Söylemiştim ben bunu ama Safkan eğer koşarsa bugün 3 gün aradan sonra büyük bir soru işareti var. Çok formda. Geliyor bazen. Biz İngiltere'de yaşadık bunu. 2-3 gün aradan sonra koşan Safkanlar geliyor. Ama dediğim gibi burada eküller, gördüğünüz gibi biri 23 almış, biri 13 almış. Dileyenler bunu da koyarlar. Ha, diğer yerlerde inceltmeye gidebilirsiniz. Bu hepsi çektiğimiz yerlerde videomuzda zaten bunları ayırdık. Dördüncü koşu. Burayı 8, 11, 4, 3, 2, 11, 9, 7 yapmıştık. Buraya eküller ilave ettiğiniz zaman ona göre eşitlersiniz yani burayı. Diğer ayağa geçtiğimiz zaman arkadaşlar 6. koşu. Burası da hepsi. 4 burada iyi çıktı. Dileyenler bakın burayı yine tek atabilirler. Alternatif bankomuzdu. Biz hepsi çekiyoruz buraya. Alternatif bankomuzda o 4. Ve son ayak yine hepsi çekiyoruz biz. Yani 3 tane ayağı hepsi çekiyoruz arkadaşlar Newcastle'da. Handikap 3 kırmızı 1000 metre. 10, 9, 2, 1 ön plandaydı. Yani burada 10, 9, 2, 1. Yani gördüğünüz gibi işte buraya 3'e ekleyin. Ne bileyim varsa ekleyeceğiniz bir şey. Yani bunu azaltabilirsiniz, inceltebilirsiniz arkadaşlar. Neden onu söylüyorum? Çünkü burada da buna inanmayanlar, bunun geleceğine inanmayanlar, bakın ben bile çok inanmıyorum açıkçası ama stratejimiz bizim bu. Ona göre burada yanına ekürleri yazdığınız zaman zaten bu 234, 235 lira 20 kuruş oluyor, yani büyük para. Ona göre sizler karar versin. Belki de bunu atıp ekürleri yazarsınız, o da olabilir. Belki de bu koşmayacak akşam, bilemeyiz, onu da var. Yani o yüzden arkadaşlar Newcastle'daki durum bu diyoruz ve herkese bol şans diliyoruz. Lütfen premium üyelik almayı unutmayalım. Akşam Amerika yarışları var ve tabii ki bugün aynı zamanda Adana'nın yanında İstanbul var. İstanbul'da çok güzel program var. Tam 3 tane banko ve bir tane alternatif banko var İstanbul'da. Premium üyelerimiz de bunlara ulaşabiliyor. Güzel bir cumartesi günü diliyorum. Herkese hoşça kalın.